Merhabalar. Çok şiddetli adet sancılarınız mı var? Kramplar içerisinde kıvranıyor musunuz? İlaçlar bile işe yaramıyor mu? İşte biz buna dismenore diyoruz. Yani ağrılı adet görme. Ağrılı adet görme neredeyse 4 kadından birinde olan bir durum. Ağrılı adet görmenin bazen sebepleri olabildiği gibi bazen hiçbir sebep de bulamayabiliyoruz. Ağrılı adet görmeye başladığınız günle başlayabiliyor. Bazen birkaç gün öncesinden de başlayabiliyor. Genellikle kasıklarda ve özellikle bele yansıyan, bazen bacaklara yansıyan şiddetli kramplarla giden bir kasılma. Bu da size ağrı hissettiriyor. Peki neden adetleriniz ağrılı oluyor? Rahim iç duvarı kalınlaşıp yumurtlama olduktan sonra embriyo döllenmediği zaman rahim kasılarak bu iç tabakayı atmaya çalışıyor. Eğer rahim kasılmaları çok şiddetli olursa, sık sık olursa, üst üste olursa rahimi saran bir zar var. Biz buna seroza diyoruz ve bu peritonla bağlantılı, karın iç zarıyla bağlantılı bir zar. Bunun iritasyonu sizde ağrıya neden oluyor. Bazen de rahimin yoğun kasılması rahimi damar beslenmesini bozacak kadar şiddetli olabiliyor. İşte o zaman da arterlerin ucu kapandığı için rahim beslenmesi bozulup ağrıya neden oluyor. Hani nasıl böyle bir üst üste spor yaparız, ağırlık kaldırırız, işte zorlarız kendimizi, kaslarımızı zorlarız. Hani böyle hamlar ağrır ya, aynı onun gibi beslenemediği için orada bir kasılma oluyor. Rahim kasları kasıldığı için, beslenemediği için, oksijensiz kaldığı için ağrı refleksi daha da artıyor. Bazen bir etiyoloji bulabiliyoruz altından, yani sebep bulabiliyoruz ama çoğunlukla da bulamıyoruz. Bu tür durumlarda ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, sıcak uygulamalar sizi epey rahatlatır. Bazen doğum kontrol haplarıyla rahim duvarının kalınlaşmasını engelleyip sizi bir tık rahatlatabiliyoruz. Bu uzun süreli hap kullanılması da bazen tedaviye eklenebiliyor. Peki, bunlar bilmediğimiz şeyler ve uygulayabileceğimiz şeyler. Sebepleri ne? Bilinen sebepleri ne? Yani altta bazen de sebep bulabiliyoruz dedik ya. Miyomlar. Birçok kadında aslında neredeyse 10 kadından 4'ünde miyom var. Miyom ne demek? Rahimin iç tabakası, kastan kaynaklanan iyi huylu tümörler demek. Miyomların olduğu yerde rahim kasılma senkronizasyonu bozulduğu için İşte o zaman ağrı olabiliyor. Başka ne olabilir? Rahim duvarı kalınlaşması. Başka? Yumurtalık kisti, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, endometriyum. Yer kaplayıcı başka oluşumlar, rahim ağzında enfeksiyona neden olan başka problemler. Yani aslında dismenore deyip geçmemek lazım. Bir hekime muayene olmak lazım. Altta bir sebep yoksa işte o zaman biraz rahatlayıp daha böyle semptomatik rahatlatıcı tedaviler verebiliyoruz. Altta semptom bulduğumuzda da buna yönelik tedavilere başlıyoruz. Dismenore aslında önemsenmesi gereken bir problem. Biz bunu daha çok hani işte bugün geçer, yarın geçer, sıcak uygulayayım, ağrı kesici alayım, bugünü de idare edeyim. Ama aslında ihmal edilmemesi gereken bir problem. Çünkü altında önemli hastalıkları taşıyor olabilir. Onun için de bir hekime muayene olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı, keyifli, mutlu günler dilerim efendim. Görüşmek dileğiyle.